Allah'ım bitti. Bitti, şükürler olsun. Kahretsin. Kale gibi korunuyor burası. Nasıl kaçacağım? Kim var orada? Allah'ım ne olur yardım et. Ne olur fark etmesin beni. Kim var orada? Aa, lokma almamış yemekten. İştahı yok herhalde. Ama öyle olmaz. İlaç oluyor. Öyle açığa için olur mu? İsterseydin keşke biraz. Yemez tabii. Tarık Bey bir şey yapacak haline bıraktı kızı da. Bir görsen o kadar çok azarladı ki. Ne iştah kaldı ne bir şey. Üzüntüden bu hali. Benim içime sinmez. Ben bir süt isteyeyim, onu içirirsin. Ama bak bu sefer ısrar etmeden, içirmeden bırakma. Tamam. Şükür gelebildim. Nerede kaldın Güzide? Senin günahlarını aklamaya çalışmakla meşguldüm. Her zamanki gibi. Vicdanını rahatlatmak için hedef saptırmaktan vazgeç. Senin ahmak planların yüzünden bu haldeyiz biz. O yüzden afra tafrayı bırak. O zaman bize Ahmet istedikleri parayı sen bul. Çok akıllısın ya. Ya öyle demek istemedim. Ben de gerginim Güzide. Bulamadım bu parayı. Henüz değil. Birkaç bankayla görüştüm. Ama net bir şey yok. Uğraşıyorum. Sende var mı bir gelişme? Yok. Ama ben dedim Güzide. Tarık şirketten para çektiğimi anlarsa tepemize biner dedim. O parayı bulmam lazım. Farkındayım. Farkındayım. Ben de elimden geleni yapıyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var. Sen Tarık'ı oyalayabildiğin kadar oyala. Denerim. Hiçbir yol bulamazsak tefeciden para alacağız. Yılmaz diye bir adam var. Düşük faize yüklü para veriyor. Yok. Bu iş böyle olmaz. Katiller, tefeciler. Ateşle oynuyoruz resmen. Başka çare kalmazsa tek şansımız tefeci. Sefer'den haber var mı? Yurt dışına kaçıracağım onu. Ablasından da bugün kurtulacağım. Bu gece bitecek her şey. Vay 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 vay. Tüm planlar hazır demek. Evet, öyle. Bu kez böyle ahmakça da olmayacak. Kolayca kapanacak bu mesele. Ve ben de Tarık'la evlenmek için Hülya Karacahan'ın onayını tüm Hülya almış olacağım. Eyvahlar olsun, kaçmış. Yok, kaçmış. Hiçbir yerde bulamıyorum. Duyuyor musunuz? Elif yok diyorum size. Kaçmış. Oh, gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorum. Gitmiş kız. Ayşe'ye çok aklım takılıyor abla. Şu kızcağızı, Elif'i yani, çok benimsedi. Elif'e kendisi için Yeşim'i gönderdiğini zannediyor. Bunun suçunu biraz da kendin de ara gönül. Biz kızı uzak tuttukça sen dibine kadar soktun.
Tarık'ın bu kadar uyarısına rağmen. Tarık'a da söyledim. Ayşe çok yalnız. Annesi gittikten sonra çok içine kapandı. Ufacık bir mutluluğuna çok göremeyiz ya. Sen ne diyorsun Gönül? Bu çocuğun babası var, halası var. Bir dediğini iki etmeyen dayısı var. Ne olduğu belli olmayan, kardeşi Yeşim'i öldürmüş bir kızın Ayşe ile ne işi var? Öyle ya da böyle def edeceğim onu buradan. Ayşe de daha fazla alışmasa iyi olur. Hülya Hanım. Ne oldu? Ne oldu? Ne var? Kızım ne bu halin? Ne oldu? Cevap versene. Dilim mi tutuldu? Kız kaçmış Hülya Hanım. Ne diyorsun? Ya Rabbim, nasıl kaçmış? Yok canım, telaşa gerek yok. Dışarısı koruma dolu, yakalarlar. Bize mi baksak acaba? Aferin güzeli. Tahmininden de kolay hallettin bu işi. Bu aileye layık olduğunu kanıtladın. Sen kaçmalısın bu cehennemden. Telaşlanacak bir şey yok. Bulurlar. Eyvah. Hemen bulmalıyız onu. Hemen. Aman Allah'ım. Tarık duyarsa çok kötü olur. Tarık duymadan hemen kızı bulmalıyız. Hadi çabuk. Çabuk. Yıkar ortalığı Tarık. Çabuk, çabuk. Neredeyim ben? Huzursuzluğun içinde ne yapacağım? Burada beklemek. Bu halde devam edemeyeceğim.
Cevap versene, sana ne yaptığını sordum. Ya ben şey, yani faturalara bakıyordum da ondan. Faturalara bakmak senin işin değil. Onlara ben bakarım. Ya biliyorum tabii ki. Ya, siparişleri getir götür derken bir şeyleri karıştırmış mıyımdır diye öyle ondan dolayı baktım. Gerekirse ben sana haber veririm. Babam dükkanın önünde kasaları taşıyor. Sen gidip ona yardım et. Tamam patron, hemen gidiyorum. Her yeri aradım. Evin kapısına kadar da baktım ama hiçbir yerde yok. Tek bir iz bile yok. Ben de arka tarafa baktım. Korumalarda hala bakmaya devam ediyor. Hayır, bunca koruma arasında nasıl çekip gitti? Kuş olup uçmadı ya. Aklımı oynatacağım. Tarık duyarsa yıkar ortalığı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Tarık'ı arayıp haber vermek zorundayız. Ben ararım. Efendim? Tarık'cığım merhaba. Neredesin? İşim var. Rahatsız etmek istemezdim Tarık'cığım ama sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Lütfen öncelikle sakin ol. Aşırı reaksiyon gösterme. Şu kız, tutsak olan, nasıl yapmış, nasıl etmiş bilmiyorum ama kaçmış Tarık. Her yere baktık. Korumalar da alarm halinde. Eli kulağında yakalayacaklardır ama ben yine de sana haber vermek gerektiğini düşündüm. Kimse merak etmesin. Her şey kontrolüm altında. Bu gece kız kaçacak. Kimse bir şey yapmaya kalkmasın. Gitmesine izin vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Kız da konaktakiler de bir şey anlamayacak. Hissettirmeyeceksiniz. En ufak hata istemiyorum. Kendi ayaklarında götüreceksin beni avukatçı. Ben çok korkuyorum. Ne olur yardım et bana. Sağ salim kavuşayım kardeşime.
İş arkadaş. Kız bütün malın mülkün sahibi ama köle gibi çalışıyor. Ne biçim aile, ne biçim insanlar bunlar anlamadım ki. Hele o Kazım. Kuzu postuna bürünmüş kurt mu yoksa kuzunun ta kendisi mi? Hayrola niye bakıyorsun? Ha, pardon biraz yorgunum da. Dalmışım öylesine. Ha bu arada kasayı tutturdum ben. Kazım amca hiçbir zahmet vermeden her şeyi hallettim. Eğer başka bir iş yoksa eve gideyim mi ben artık? Tabii olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo Okan neredesin? Tamam bekle. Acayip bir şey öğrendim oğlum tamam mı? İki dakikaya oradayım. Allah'ım aklımızı aldırma. Sevgimizi soldurma. Ayrı kalsak bile bizler. Sen kalplerimizi ayırma. Yavrum kavuşayım seferime. Gelebildin kardeşim. Bekle bekle ağaç oldum. Ne oldu? Anlat çabuk. Bomba gibi bir şey öğrendim. Bu durum her şeyi değiştirecek. Ne öğrendin? Saklan.
Atsana oğlum, çatlayacağım meraktan. Anahtar o kız. Babamın alamadığı arazileri almanın tek yolu o. Nasıl yani? Asrın bilgisini öğrendim bugün. Tapu kızın üzerineymiş. Her şey onun. Hadi be. Oğlum sen bize eziyet ediyorlar demiyor muydun? Dükkan nasıl olmalı? Ne bileyim oğlum. Peki plan ne? Bak bence mallar kızınsa babana söyle. Baban ne yapar ne eder, ikna eder o kızı. Babam biliyordur tapunun çiçeğin üzerine olduğunu. Ama işte daha reşit olmadığı için babasını ikna etmeye çalışıyordur belki de. Ne yapacaksın? Babasını değil, çiçeği ikna edeceğim. Anlamadım. Anlamayacak ne var? Kaleyi içten fethedeceğim. Kızı kendime aşık edeceğim, senin anlayacağın. Aptal kız, aptal, aptal. Şimdi kaçmanın sırası mıydı? Sanki bensiz bir şey becerebileceksin. Ben tereyağından kıl çeker gibi halledecektim. Bütün planlarım boşa gitti. Şimdi telefon hala kapalı. Ne yapacağım ben? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Ya düşün Güzide. Düşün. Nereye gitmiş olabilir bu kız? Tarık'tan önce bu kızın yerini bulmalıyım. Tarık. Tabii ya. Güzide. Neler oluyor? Cevap versene. Kızı sen kaçırdın sandın. Becerebileceğini sanmıştım. Hülya teyzeciğim, bakın ben... Peki sen kaçırmadıysan o kız nasıl kaçtı? Bunca önleme rağmen nasıl kaçtı? Bunu sadece Tarık sayesinde başarabilirdi. Tarık'ın telefonda o kadar sakin konuşması, merak etmeyin demesi. Bence Tarık Elif'in kaçmasına bilerek izin verdi. Peki Tarık bunu neden yapsın? Elif kaçtığında ilk gideceği yer neresi? Kardeşini. Yanı. Aynen öyle. Tarık Sefer'i yakalamak için Elif'i yem olarak kullandı. Eyvahlar olsun. Ya bulursa? Ya elinde kana bularsa? Güzide ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Durun. Durun, sakin olun siz. Ay nasıl sakin olayım, nasıl? Ben Tarık'ı o çocuktan uzak tutmanın bir yolunu biliyorum. Güzide ne yapıyorsan yap. Hemen yap. Hadi. Yapacağım. Yapacağım ama... Sonrasında iki kardeşten kurtulmamız artık mümkün olur mu? Onu bilmiyorum. Sote. Kimse gel görmeden takılırız. Vay vay. Bak hele. Gerçek mi lan bu? Oğlum yoksa... Rüyaya attık da melek mi görüyoruz lan? Gerçek oğlum, gerçek. Vay, amma da güzelmiş ha. Nereden düşmüş lan bu buraya? Bu gece çok eğleneceğiz. Kız, ne oluyor lan? Var mı lan? Var mı lan dağdan gelip dağdakini kovmaya ha? Ah! 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 Ah!
Ölmek istemiyorsanız defolun. İşim bitene kadar kimse dokunamaz sana. Günaydın Karbeyazım. Erkencisin yine. Yıllardır sabah akşam çalıştın durdun. Bir sabah daha uyusaydın. Artık sefasını sürmenin vakti gelmedi mi? Bana diyene bak sen. Asıl sen erkencisin. Bu saatte işe gidiyorsun. Dükkanı erken açmalı ki bereketi bol olsun. Hem yapılacak çok iş var. Seninle gurur duyuyorum. Benim çatışkan kızım. Kimin kızıyım? Bu... Geçen yaş gününde aldım elbiseyi. Ne de yakışmış. Çok seviyorum çünkü. Hem çok güzel hem de sen aldın. Dünyalara değişmiş. Çok da yakışmış Karbeyazım'a. Dünya güzel olunca. Babam benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ben artık gideyim. Dükkanda yapılacak çok iş var. Görüşürüz. Kolay gelsin kızım. Sen. Oğlum Kerem, hedeften şaşmak yok. Vakti geldi. Başlayalım plana. Neredesin Sefer? Tarık seni bulmamalı. Aç şu telefonu artık. Tarık gelmedi mi? Geldi. Erkenden işi vardı, holdinge gitti. Münir, kahvaltına dokunmamışsın hiç. En sevdiğin omleti yaptırdım. Hadi ye kusur. Canım burada yemek istemiyor. Aa, o ne demek? Nerede yemek istiyorsun? Elif ablanın yanında. Kornetimin yarısını ona vereceğim. Ayşe, kahvaltını et. Elif ablanın biraz işi var. Bitince gelecek, o zaman görüşürsünüz, tamam mı? Ayşe, ne dedim ben sana? Canın istemiyorsa yeme kuzum. Hadi gel odana çıkalım. Ben sana sonra hazırlarım bir şeyler. Hala haber yok. Kesin bir şey oldu, aklımı oynatacağım. Sakin olun Hülya teyzeciğim. Nasıl sakin olayım Güzide? Tarık'ın hayatı söz konusu. Biliyorum. Biliyorum, ben de sizin kadar gerginim. Elimden geleni yapıyorum Tarık'ı bu durumdan korumak için. Demek ki elinden gelen yeterli değil. Thank you.
burası. Dün gece. Sefer'i bulmam lazım. Hanife teyzeye yetişmeliyim. Sen her sabah böyle erken mi geleceksin ya? Bari dükkanın anahtarını vereyim. Dükkanı da sen aç. Sana da günaydın. Günaydın. Kusura bakma, öyle bir anda dikilince şaşırdım. Erken gelmişsin. Bu saatte sipariş olmaz. Ya biliyorum. Gece uyuyamadım da. Ben de boş boş durmayayım, sana yardım edeyim dedim. Şey, teşekkür ederim. Ben o zaman bardakları halledeyim. Ben sana yardım edeyim. Yok, ben yaparım. Teşekkür ederim. Yok, ben yardım yok, ederim. Yok, gerek yok. Ben yaparım. Teşekkür yok, ederim. Yok, elbisem. Elbiseme geldi. Çok. Yuh be sana Kerem. Kızı tavlayacağız diye çamaşır suyuna bastık resmen. Neden bu kadar şiddetli tepki verdi ki? Altı üstü bir elbise. Var mısın şöyle güzel bir çizgi film izlemeye? Peki ne yapmak istiyorsun Nünüm? Sadece elma kokusunu istiyorum. Tabii. Kahvaltı etmedin, karnın acıktı. Ben hemen bir şeyler getireyim. Öyle değil. Sadece Elif ablayı ve annemi istiyorum. İkisi de elma gibi kokuyor mis gibi. Annem burada olmadığına göre yine Elif ablaya götürsene beni. Lütfen. Ama Ayşe'cim söyledim ya, Elif ablanın işi varmış gitti. Annem gibi mi gitti? Bir de bakın saçların çok dağılmış. Düzeltelim yoksa canın acıyacak. Elif abla gelince o yapar saçlarımı. Ama Ayşe'cim. Ben biliyorum, Elif abla geri gelecek. Bırakmayacak beni. Çünkü o annemin arkadaşı. O gelene kadar saçlarımı taramayacağım. Aç şu telefonu, aç, aç. Kahretsin, neredesin? Ya bir uyku çekelim dedik. Konak yine yangın yerine dönmüş. Ne oluyor Güzide? Sen keyfinin peşinde uyurken kız kaçtı. E iyi işte, bizim de istediğimiz bu değil miydi? Aferin, planların işe yaramış, başardın. Ben yapmadım. Tarık'ın işi bu. Sefer'i yakalayacağım diye Elif'i kullanacak. Yakalarsa da... Eğer o aptal Sefer konuşursa... benim ona yardım ettiğimi söylerse... o zaman her şey biter. Kendi yaptığın saçmalıkların cezasını çekiyorsun Güzide.
ahlanıp vahlanmak için çok geç. Bu işe en baştan girmeyecektin, en baştan. Ben senin yediğin haltları temizlemeye çalışıyordum. Şimdi bana böyle ahkam kesme. Kendini öne atıp beni suçlamayı bırak. Sen bu planların hepsini Tarık'la evliliğin tehlikeye girmesin diye yaptın. Şimdi bizi bu işten çıkar. Yoksa ikimiz de mahvoluruz Güzide. Ben bir daha arayayım. Abicim kolay gelsin. Şunu uygun şarj aleti arıyorum da var mı elinde acaba? Olacaktı. Bekle birader, ben bir depoya bakayım. Nedir sorun usta? Ya kusura bakma, sakarlığım tuttu. Ya bunda bu kadar ağlanacak ne var ki? Alt tarafı bir elbise. Yenisini alırsın. Öyle sıradan bir elbise değil. Benim için çok, çok kıymetliydi. Ya ama... Kerem lütfen git. Konuşacak durumda değil. Yalnız kalmak istiyorum. Peki, tamam. Tekrardan özür dilerim. Günaydın. Günaydın Kerem. Sana günaymış belli. De bizim kız ne yapıyor öyle? Mutfakta. Elbisesine çamaşır suyu döktüm de. Ağlıyor. Yoksa o elbise mi? Ay kıyamam ya. Tam tahmin ettiğim gibi. Babamın doğum gününde aldığı elbise bu. Mahvolmuş. Bir şey elbise. Aman boş ver ya. Zaten adi bir şeydi bu. Serap. Ne var? Yalan mı? Eksporttan alınmış mal işte. Bir çuval inciri berbat ettim ya. Kahretsin. Hediye diye bu hale gelmiş kızcağız. Bunu telafi etmem lazım. Ama nasıl? Düşün Kerem, düşün. Fatma Hanım. Ben motora yakıt almayı unutmuşum da onu halledip geleyim. Yolda kalmak istemem. Tamam ama çok oyalanma, tamam? Birader bu uyar senin cihazına. Abi çok sağ ol. Yalnız senden bir ricam daha olacak. Telefonu takalım burada dolsun. Benim acil arama yapmam lazım çünkü. Ben bir 5 dakikaya falan gelir alırım, olur mu? Eyvallah kardeşim. Tamam abi, şöyle vardım sana. Baksana, bu şarj almıyor birader. Şarj almıyor mu? Allah Allah. Bozuk mu acaba? Ayşe iyi değil. Ne yaptıysam dağıtamadım kafasını. Kahvaltı da etmedi. O aptal kızı soruyor mu hala? Katilin ablası. Belki kaçması iyi oldu. Ama sen haklıydın. Öyle ya da böyle gidecekti nasılsa. Onun varlığı Ayşe'ye de ümit oluyordu zaten. Gönül,
konumuz Tarık. Ayşe çocuk, iki gün ağlar, üçüncü gün susar. Tarık onları bulursa ne olacak? Ebru ne yapıyorsun öyle? Sarsak sarsak davranma, topla onları, çık git. Laf dinlemeye mi çalışıyorsun sen? Yok efendim, çıkıyorum hemen. Hadi. Bu intikam ateşi Tarık'ın gözünü iyice kararttı. Bir delilik yapmasından korkuyorum. Neredesin sen? İki saat oldu gideli. Elini çabuk tut biraz. Rezil edeceksin beni ya. Zaten bir sürü dert var başımda. Bir de seninle uğraşamam. Anak yanıyor, yanıyor. Hülya Hanım perişan. Elif kaçtı ya, Tarık Bey'in başına bir şey gelecek diye kıvrım kıvrım kıvranıyor. E tabi Pericik oğlu, kolay mı? Bir intikam uğruna oğlunu kaybedecek diye korkuyor kadıncağız. Benim aklıma ne geldi? Sırf Tarık Bey bir şey yapmasın diye bu kızı Hülya Hanım salmış olmasın? İşi gücü bıraktın hafiyeliğe mi? Bence herkes kendi işine bakmalı. Vazifesini yapmalı. Anladın mı Ebru? Bilip bilmediğin konularda atıp tutma. Kusura bakma sen. Çocuk işte, cahil anca. İleri geri konuşuyor öyle. Yok canım, ne kusuru da. Koca genç kız olmuş. Yani artık nerede ne konuşacağını bilmeli. Öyle değil mi? Genç kız dedi. Çocuk değil, genç kız olmuş dedi. O da fark ediyor beni. Hadi fikir etme, hadi. Topla şu yerdekileri, hadi. Yeter zırladığın ya. İşten kaytarmaya yer arıyorsun sen ha. Sabahtan beri buralarda dikilip duruyorsun böyle. Çok sarsak bu ya. Kime çektiyse. Allah bizim soya çekmediği kesin de. Bana bak tamam, bırak artık o elindeki işi. Yaptığında bir şeye benzemiyor zaten. Git şu kasanın falan bir tozunu al. Leş gibi her yer. Baba hepsini yaptım anne. Serap sen pilava başla anne. Ben de yavaştan çorbayı yapayım. Sen de ne diyorsam onu yap, bana laf yetiştirme hadi. Hadi bakalım, yapalım şovumuzu. Çiçek. Sabahki olaydan dolayı sana ne söylesem ne yapsam boş, biliyorum. Çok çok özür dilerim senden. Olan oldu artık, sıkma canını. Bir dakika Çiçek. Bu senin için. Anlamadım, ne ki bu? Küçük bir hediye. Sana verdiğim zararı telafi etmek için yeterli olmadığını biliyorum. Ya da babanın hatırasının yerine geçmeyeceğini de. Ama lütfen kabul et bunu. Çok incesin, çok teşekkür ederim. Ama gerek yok böyle bir şey. Senin için çok değerli bir şeye zarar verdim. Yani bunu almazsan gerçekten çok üzüleceğim. Lütfen kabul et bunu. Lütfen ısrar etme, kabul edemem. Ayrıca gerek yok buna. Bile isteği olmadı ki. Kazaydı sadece. Sıkma canını. Hem elbiseni hem gününü mahvettim. Özür diledin ya, o yeter. Şimdi müsaadenle işime dönmem gerekiyor. Aklın sıra zor kızı oynuyorsun. Ama bu numaralar bana sökmez. Bugün olmazsa yarın. Öyle ya da böyle tuzağıma düşeceksin. Kuzu kuzu geleceksin bana. Hem de tapunla. Hediye mi almış bizimkine Kerem? O niye? Elbise meselesi yüzünden acındırdı kendini bütün sabah.
mecbur bıraktı belli ki. Nasıl darladıysa çocuğu. Hayatı acıtasyon. Ne yapmış acaba? Aman ne alacak çulsuz? Bakmıştın. Hanife teyze benim Elif. Tanımadın mı? Hay benim oynak aklıma. Elif ya. Güzel kızım. Ay bu hastalık kafa bırakmadı ki bende. Her gün bir şey unutuyorum. Halbuki evlat unutulur mu? Sefer sen bir yana. Dünya bir yana. Hanife teyzem, Sefer burada mı? Buradaydı. Buradaydı ama bir şey için çıktı. Ne dediydi? Dur bakayım. Bir şey dedi ama bilemedim şimdi. Neyse, merak etme. Gelir biraz sonra. Ben çay demledim. Hadi gel içeri de içelim. Madem öyle, ben de şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. O sırada da Sefer gelir. Tamam, hadi. Of, sıkıldım bu sırada. Kabul ettin mi yani? Hem özrümü hem hediyemi demek istedim. Özrünü evet ama hediyeyi hayır. Lütfen bunu al, istemiyorum. Şu anda çok üzülüyorum. İstemeden de olsa sana bir eşeklik ettim. Kendimi affettirmek istiyorum. Zaten çok da büyük bir şey değil ki. Çam sakızı çoban armağanı diye düşün. Yani gücümün yettiği kadar. Çok naziksin, teşekkür ederim. Ama kabul edemem. Israr etme lütfen. Bunu almazsan vicdan azabım asla azalmayacak. Babanın hediyesini mahvettim.
Seni ağlattım. Bunu kabul et de içim rahat etsin. Sağ ol ama alamam. Yani seni affettim. İçin rahat olsun. Ama bir daha bu konuyu açma lütfen. Peki. Beni bu vicdan azabıyla gönderiyorsan. Dur. Tamam, kabul edeceğim ama ilk ve son olsun. Bir daha da hediye falan yok, tamam mı? Tamam patron. Zaten bir kere daha alırsam Fatma Hanım beni kovar. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Eğer bunu kabul etmeseydin dünyanın en üzgün adamı olarak siparişleri dağıtırdım. Ay 40 saat oldu çıkamadı lan mutfaktan. Kerem! Bana bak, motoru kapıdan çeksene, müşteri giremiyor. Az öteye park et, ayak altında olmasın. Bana bak, ben çatlarım meraktan. Bak öğren bakayım aslasta neymiş bu işin, hadi. Emrin olur Fatma Sultan. Nereden çıktı ya? Şey, Kerem almış. Bugün elbisemi mahvetmişti ya. Aklınca hatasını telafi edecek. Ya. Kerem almış öyle mi? Yürü hadi çıkıyoruz. Neden ki? Daha çok erken. Annem öyle istedi, öyle olacak Çiçek Hanım. Bugün erken kapatacağız. Hadi koy hediyeni de. Hadi hadi hadi. Hadi anne. Hazırız, çıkalım biz de. Ha tamam. Tamam hadi gidelim. Hı. Motoru çektim ben. E boşa zahmet etmişsin. Kapatıyoruz, çıkabilirsin sen de. Tamam. Hadi yürü. Hadi. Lazım seni Hanife teyze. Allah korusun bir yangın çıksa. Ah şu başımızdaki işler bir bitse. Bir kurtulsak şu cezadan. Gözüm gibi bakacağım sana. Ah benim marifetli güzel kızım. İki dakikada neler hazırlamış neler. Şurada pekmez de olacaktı. Gülsüm getirmişti geçen hafta. Gülsüm teyze geçen yaz öldü ya Hanife teyze. Aa. Aa, doğru ya. Doğru. Unutmuşum. Neyse. Anlat bakalım. Nerelerdeydiniz? Abla kardeş çok ihmal ettiniz beni bu ay. Sefer geldi gelmesine de hali tavrı bir tuhaf. Bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok, önemli bir şey yok. Az bir sıkıntımız vardı, ondan gelemedik yanına. Sefer ne zaman çıktı, ne zaman gelirim dedi. Vallahi bilemedim ki, hiç aklımda kalmamış. Ama gelir biraz sonra, merak etme. Çiçek, o elindeki ne? Kerem mi almış sana?
Sabah elbiseme çamaşır suyu dökülünce... Çok güzel bir elbise almış anne. Ben gördüm, giysin sen de gör. Çiçeğe de çok yakışır. Ya elbise almış demek. E çiçek giysene, merak ettim bak şimdi. Aslında ben ayıp olmasın diye kabul ettim. Yani hiç giymeyecektim bile, vallahi bak anne. Ay şuna bak, bir de hediyenin açıklamasını yapıyor. Ay ömürsün vallahi. Hadi git giy gel, kırılırım bak. E hadi, hadi. Ne olmuş? Ne güzel düşünmüş Kerem, değil mi Serap? Tam çiçeğe göre bir elbise. Evet evet, tam ucuz kız işi. Senin utanma varlanmaz. Rezil ne edecek kız sen bizi? Meraklanmaya başladım. Hanife teyze hatırlamaya çalış. En son ne dedi Sefer sana? Bir şey lazım dediydi. Ama ne? Hiç hatırlamıyorum ki. Eli kulağındadır. Gelir biraz sonra. Geldi. Geldi. Çok şükür.